Hepinize selamlar değerli dostlar, merhaba. İzmir'den Mustafa Ergün ben. Bu 064 ve 074 konut kredileriyle ilgili sormuş olduğunuz soruları cevaplıyorum. Çok fazla boş boğazlık yapmadan hemen sizden gelen soruları cevaplayayım. Yaklaşık cevaplanmaya bekleyen 150 tane soru var. Hepinizin sorularına cevap üretmeye çalışıyorum. Umarım faydalı olabilirim. Şimdi Mehmet Ali Aydoğan bir soru sormuş. Önce bankaya mı gideceğiz yoksa emlakçılara mı? Arkadaşlar, ilk önce konut kredisinin çıkıp çıkmayacağını teyit etmek açısından bence bankaya gidip bir kredi puanınızı sorgulayın ya da bir ön sorgu yaptırın. Gerçekten konut kredisi alabilecek misiniz, alamayacak mısınız, bir buna bakın. Yeterlilik seviyeniz onay veriyor mu, vermiyor mu? Sonrasında da kredi almak istediğiniz evlerle ilgili bir öngörünüz olsun. Nasıl bir ev almak istiyorsunuz? Kafanızda ne var? Ya gidelim paramız neye yeter salalım mantığıyla yapıyorsanız yapmayın. Daha önceden bu konularla ilgili video çekmiştim, kanalda var. Ya da nasıl hareket etmek istediğinizi düşünüyorsanız ya da nasıl hareket planı içerisine gireceğinizi bilmiyorsanız açıklamalar kısmına yazmış olduğum bir e-kitap var. Bütün sorularınızın cevapları orada. O cevapları oradan alabilirsiniz. Başka bir soruya geçiyoruz. Nurettin II. 200 bin liralık ev almak için ne kadar peşin hattınızda olması lazım diye bir soru sormuşsunuz Nurettin II. Nurettin Bey, 200 bin liralık bir daire almak için 20 bin lira peşin hattın cebinizde olması lazım. %4 tapu harcı ödüyorsunuz. Bu da yaklaşık 8 bin lira yapar. Gerçek beyan değerine esas alırsanız ama düşük beyan değeri üzerinden gösterirseniz bankadan alacağınız konut size ödenen kredinin az bir şey üstünden de gösterebilirsiniz. Genellikle Türkiye'de çok sık uygulanan bir yöntemdir bu. Bunun haricinde kredi işlem yapacağınız için 2 tane de döner sermaye ödeyeceksiniz. Yaklaşık 700 lira civarında onlar gelir. Ortalama 7-8 bin lira gibi bir para tapu masrafınız olur. Yani 30 bin lira gibi bir parayla bu işi yapabilirsiniz. Şayet aracılık hizmeti veren emlak ofisiyle çalışmayacaksanız bilginiz olsun. Bir başka soruya geçiyorum. İstanbul, Ankara ve İzmir için konut limitinin 750 bin lira olduğunu yazmışlar. Evet, bunun doğruluğunu sağlamasını dediğim gibi banka müdürlerinden yapamadım. Henüz bununla ilgili doğrulanmış bir şey yok. Bu konu hakkında net size bilgi veremiyorum. Bu sorunun cevabını bu şekilde vermiş olayım. Şey diyenler de var. Sinan Salih tabii bir yorum yazmış. Millete faydası olmaz. Müteahhitleri kurtarma operasyonu. Fiyatlar yukarı çekecekler. Milleti mağdur edecekler gibi bir yorum yazmış. Şimdi Sinan Bey şöyle söyleyeyim. Millete faydası olmayan bir çalışma değil. Herkese faydası olan bir çalışma. Bu tabii sizin kendi görüşünüzde bir hipoteziniz ama şöyle söyleyeyim. Bunun sağlamasını piyasaya çıktığımız zaman görebiliyoruz. Sizler konut alamıyor olabilirsiniz. Sizler bu faiz ve para politikasını sevmemiş olabilirsiniz. Bizim de hoşumuza gitmeyen çok fazla detay var ama genel olarak değerlendirildiğinde bu hükümetin insanları ayakta tutmaya yönelik yaptığı bir çaba, bir çalışma. Hiçbir şey yapmasa şunu diyorsunuz. Devlet hiçbir şey yapmadı. Hükümetin para, sermaye ve mali politikasını sevimli görmemiş olabilirsiniz ama ben de 37 yaşındayım ve 37 senedir bu coğrafyada yaşıyorum. Benden önceki gelmiş olan insanların deneyimlerini çok sık dinledim. Hala dinliyorum. 90 yaşında, 95 yaşında insanların yorumlarını da birebir bizzat dinliyorum. Ve Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar yapılmış olan böyle bir kampanya yok. Hükümeti desteklemiyorum, sakın yanlış anlamayın ama mali anlamda önünüzü görebilmeniz açısından inanılmaz bir destek. Müteahhitleri kurtarma adına bir operasyon değil, sadece sektörü kurtarma adına yapılmış olan bir çalışma. Burada kafa yapınızı tamamen değiştirmeniz lazım. Yani kulaktan duyduğunuz, gördüğünüz konularla, trollerin bilgileriyle burada hani yorum yaptığınız zaman her şey havada kalıyor. Sizler sadece oturduğunuz yerde bunu görüyorsunuz ama sokağa çıktığımız zaman biz mahallenin kasabından tutun AVM esnafına kadar herkesin ne yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla yaptığınız bilgiler ve yaptığınız yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Bunları bir düşünün, süzgecinizden geçirin. Ondan sonra gerçekten benim yaptığım yorum doğru mu, yanlış mı, mantıklı mı diye düşünün. Çünkü sizler de bu sektördesiniz. Sizler de piyasada insanların kazandığı paralardan geçiminizi sağlıyorsunuz. Bunu unutmayın. Fabrika işçisi bile olsanız, fabrikada bile çalışsanız netice itibariyle fabrika ürettiği malı vatandaşa satıyor. Hizmet sektöründeki insanlara satıyor. Dolayısıyla biz hepimiz bir döngünün içindeyiz. Sadece inşaat sektörünü karalama yönelik olarak yaptığınız bu çalışma sizleri yorar, bizi yormaz. Siz sadece yorumunuzu yapar kalırsınız ama dışarıda piyasayı gerçekten kalkındırmak adına, çabalamak adına, değiştirmek adına emeği olan çok fazla insan var. Herkes bir şey yapıyor. Biz istiyoruz ki yurt dışına ürettiğiniz malı satın. Siz bireysel olarak yurt dışına ne yapıyorsunuz? Ne satıyorsunuz? İnsanlara hizmet olarak ne veriyorsunuz? Bu soruların cevaplarını arayın. Bireysel olarak ben kendi adıma burada sizleri bilinçlendirmeye çalışıyorum. Aydınlatmaya çalışıyorum. Benim çabam bu kadar. 86 milyona gücüm bu kadar yetiyor. Kaldı ki Amerika'dan bile bugün hala insanlar soru sorup, Finlandiya'dan, İngiltere'den, İspanya'dan soru sorup gayrimenkul almak için
Türkiye giriş tarihini bekleyen ve randevu alan insanlar var. Bu kadar insan aptal değil. Kazandıkları paralarla TL ve Euro bazına da kesinlikle olaya bakmayın. Mevcuttaki durumu değil. İnsanlar sadece sektörel daralmayı görüyorlar ve kalkındırma noktasında herkes bireysel bir çaba ve hamle içerisinde. Lütfen bunu çok iyi değerlendirin. Şimdi başka bir soruya geçiyoruz. Ayhan Çakan ev fiyatları fırladı demiş. Bankalar bazen kredi verirken zorluk çıkarıyor. Ayhan Bey kesinlikle haklısınız. Ev fiyatları benim de sabahtan beri telefonum susmuyor. Bu sabah saat 9'da telefon trafiğine başladım. Yaklaşık videoları çekmeye başlamadan yarım saat önce artık telefonu sessize aldım. Size konuşurken aşağıda kronometreme bakıyorum, hala arayan insanlar var. Ve gördüğüm tablo şu. 3 tane gayrimenkul yatırımcısı vardı. Onlarla görüşürüz. Alım yapmayı planladığımız mülkler vardı. 50 bin lirayla 90 bin lira arasında değişkenlik gösteren rakamlarda insanların beğendiği evlere fiyat farkı koymuşlar. Dolayısıyla şimdi insanlar bunu sorgulamaya başladı. Ben de size alabileceğimiz başka mülklere bakalım dedim, konuyu geçiştirdim. Yani fırsatçılık yapan insanların evlerini, ikinci el konu satıcıların ve müteahhitlerin evlerini de almayın. Bu kesinlikle sizleri mağdur etmeye yönelik olarak yapılmış olan bir çalışma ve ben bu konuda ben de bireysel olarak ciddi bir rahatsızlık duyuyorum. Bu noktada herkesin elini taşın altına koyması lazım. Müteahhit firmaların bazılarının rahat olmasının temel sebeplerinden bir tanesi bu. Hükümet destek paketi kapsamında bundan önce bildiğiniz gibi bir para dağıtmıştı ve 7 milyon vatandaş bundan yararlanmıştı. Bu 7 milyon vatandaş, kredi alan vatandaşların içerisine baktığınız zaman iş adamları, fabrika sahipleri ve müteahhitler var. Teşvik aldıkları için büyük bir bölümünü şu an tuzu kuru alamayanları bulmanız lazım. Alamayan insanlar zaten yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla doğru müteahhiti ve evini gerçekten satmak isteyen doğru konut alıcısını bulmanız lazım. Bunu da sahibinden.com'da falan bulamazsınız. Mahallenizdeki emlak ofislerine gideceksiniz, emlak danışmanlarına gideceksiniz. Bulamıyorsanız da bana yazın. Türkiye'nin her yerinde çalıştığım emlak danışman arkadaşlarım var. Yönlendirme yapayım. Kendilerini alıyormuş gibi size de ev alırlar. Bilginiz olsun. Başka bir nokta. Abdullah TR teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim Abdullah Bey. Ayhan Çakan yine sormuş. Bu kampanya kaç ay sürecek? Ayhan Bey, sadece başlangıç tarihi belirlendi. Bitişine yönelik bir şey yok. Ama öyle tahmin ediyorum. Çok kısa vadeli olmayacak. Biraz uzun vadeli olacağını düşünüyorum. Çünkü hepimiz ülke ve dünya olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla bu bir yıl geri ödemesiz olarak işlemlerin yapılmasını, konut kredilerinin verilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de bu. İkinci dalga öngörülerek bence böyle bir şey yapıldı ama her ne olursa olsun hayat devam ediyor. Yani bununla yaşamaya alışmamız lazım. Evde oturup felaket tellallığı yaparak vay işe de gidemiyoruz, para da yok, devletten para da gelmiyor, devletten destek de gelmiyor, devletten hizmet de gelmiyor diye söylenmenin, üzülmenin açıkçası çok da bir anlamı ve esprisi yok. Ben dövünmek yerine üretmeyi tercih ediyorum. Üretin, hizmetinizi satın, ustalığınızı satın, tecrübenizi satın, bilgeliğinizi satın, bilginizi satın. Bir şekilde para kazanırsınız ve kredinizi ödeyebilecek duruma gelebilirsiniz. Covid döneminde otururken hiçbir şekilde boş durmadık. Ben de sizler gibi kendi bilgimi, deneyimimi YouTube'dan insanlarla paylaştım. Benden hizmet almak isteyen insanlar danışmanlık bedelimi ödedi. Evimi o şekilde geçindirdim. Kenarda elbette benim de bir parça mahalle anlamda param var veya gücüm var. Ben de bir şekilde paramı tutmaya, sizler gibi kontrol etmeye çalışıyorum. Benim sabit bir maaşım yok. Kazanırsam param oluyor, kazanmazsam param yok. Benim de evim kira, benim de ödemelerim var. Benim de ticari noktam var. Yani ama hiçbir şekilde söylenmiyorum. Size söylenmek yerine kanalda olumsuz yorum yapan arkadaşlara konuşuyorum. Ayhan Bey şahsınıza değil. Söylenmek yerine üretme yolunu tercih ederseniz sorun kalmaz. Bakalım. Şimdi başka bir soru var. Semih Şahin sormuş. Mevcut konut kredisi olanlar için bu faiz tekrar oranlarında tekrar yapılandırma mümkün mü? Semih Bey, önceki çekmiş olduğum soru cevap videosunda sorunun cevabını verdim ama bu videoda bir daha vereyim. Kesinlikle önceki dönemlerde çekilmiş olanlara yönelik böyle bir şey yok. Hatta kampanya çıkmadan bir hafta önce konut kredisi alan arkadaşlar var, onlar da yakınıyor. Ama arkadaşlar bakın, yani böyle bir şey, yani bugünden yarına bir şeyin olabileceği kesinlikle öngörülmeli. Siz o günkü şartlarda kabul ederek kredinizi aldınız. Dolayısıyla bugünkü şartlar üzerine hani bir şey konuşmamızın çok da bir esprisi yok. O alınmış alınmıştır, o geçmiş. Şimdi bugün itibariyle yeni yapılacak işlemler için bu rakamlar geçerli. 0.64 ya da 0.74 konut kredisi alacaksınız. 1 yıl öteleme imkanınız var, 15 yıla kadar da vade imkanı var. Manisa, İstanbul, İzmir için 750 bin olduğu konuşuluyor ama bankalardan teyidini almadım. Doğrulayamadığım için bilgiye hakkında net bir şey veremiyorum. Fakat 500 bin üst bant, bilginiz olsun. Başka bir şeye bakıyoruz. 300 bin liralık evler 500 bin olmuş. Yorumu yapılmış Umut Bey'den. Umut Bey, yani biz
Her ne olursa olsun kesinlikle ama kesinlikle bu tarz dairelerin alınmasını istemiyoruz. Almayın. Siz aldığınız sürece piyasayı sizler yükseltiyorsunuz. Buraya yapacak bir şeyim yok. Bu konuyla ilgili grupta akşam yayın yapacağız. Facebook grubunun linkini aşağıya paylaşıyorum. Eğer katılmak isteyen varsa Facebook grubuna gelip konu hakkında bilgi sahibi olabilir. Bir bakalım. Başka bir yorum gelmiş. Gereksiz bir iki yorumla var. Yani müteahhitlere sayan, söven arkadaşlar da var. Yani iyi bir şeyleri de okumaya çalışıyorum açısından. Fiyatlar ne kadar artacak? Trust 75.06 rumuzlu arkadaş. Valla dediğim gibi bu noktada açıkçası bir şey öngöremiyorum. Sadece kendiniz için doğru olacağına inandığınız mülkü bulmanız lazım. Bunun üzerinden hareket etmeniz lazım. Benim bireysel öngörüm bu. Şuna da bakmayın. Ya şimdi piyasada şöyle de bir şey var. Şimdi diyor ki grupta da bir tane arkadaş var. Ben 4 tane daireyi takip ediyorum. 4 dairenin fiyatı düşmedi. Arkadaşım o zaman 5. 6. 7. daireyi bulacaksın. İlla o dairelere kenetlenme. Şimdi sürekli insanlara bunu söylüyorum ve sürekli yakınma halindeler. Ya hayatımızda belli şeyler arkadaşlar sabit fikirli idefix olmuş durumda. Yani diyoruz ki illa bu. Yani bundan başkası yok. Yok abi alternatifler de var. Nereden biliyorsun? Hani gördüğünün görmediğinden daha yani görmediğinin gördüğünden daha iyi olacağını. Git başka dairelere de bak. Sadece 4 tane daire yok ki orada. Yaşadığın şehre baktığın zaman illa yani sadece yaşadığınız mahallede yeri geliyor. Şu an benim oturduğum bölgede 55 tane satılık daire var. Şu an oturduğum bölgede 55 tane var. Yani çıkarsanız bulursunuz. Bir şekilde gezin, tozun, ilan sitelerine bakın. Sadece sahibinlere bakmayın. Hürriyet, Milliyet, Zingat, Emlak, Jet. Onlara bakın, cep telefonlarınıza insanlar reklam çıkıyor. O reklamlara tıklayın. Onun haricinde mahalleniz, oturduğunuz evin iki arka sokağına gidin, üç alt sokağına gidin. Ne bileyim hani 5 kilometre ilerisine bakın. İlla istediğiniz tipte daireler vardır. Sadece o fiyatlara idefix olup ben sadece bu fiyatı isteyeceğim, buradan daire bakacağım diye bir şey yok. Başka bir soruya geçelim. Bakalım. Diyor ki Ümit Bey, devlet bankaları sitelerindeki oranları güncellememişler. 0.64 ile kullandırma kriterlerini şubeden mi öğreneceğiz? Evet Ümit Bey, video içinde söylemiştim. Bana sorduğunuz videonun içerisinde açıklaması var. Yine de cevaplamış olayım. 0.64 ya da 0.74 ile ilgili konut kredisi kampanyanın detaylarına gideceksiniz. 1 Haziran itibariyle Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubelerine başvurarak bunu öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla buradan hangi şartlarda, hangi kriterlerde ne kadar beğendiğiniz eve kredi alabileceğiniz noktasını da orada konuşabilirsiniz. Bankacı arkadaşlar, bireyseldekiler size yardımcı olacaktır. Başka bir noktaya bakalım. Berkay Çelik çok güzel bir soru sormuş. Hocam 15 yıl olmak zorunda mı? Vade mesela 10 yıl olabiliyor mu gibi bir şey sormuş. Evet Berkay Bey, hatta 4 yıl bile ödeyebilirsiniz. Ekonomik gücünüz varsa 6 yıl bile ödeyebilirsiniz. Ve 1 yıl öteleyerek bunu ödeyebilirsiniz. Ben olsam öyle yaparım. Bilginiz olsun. Başka bir soruya geçiyoruz. Sadece 3 bankanın mı? Ben Akbank'tan aldım. Bunlar yapmayacak mı? Ha biraz Emre Oruluoğlu. Emre Bey şöyle söyleyeyim. Evet sadece kamu bankalarının yaptığı çalışma şu an bu. Yani devletin desteklediği, devlet destekli çıkarılmış 3 farklı krediden sadece bir tanesi konut kredisi. Ve diğer bankalardan da, yerli bankalardan da böyle bir hamle bekleniyor. Ama açıkçası 0.64 bandına kadar konut kredilerini çekerler mi? Bu noktada soru işaretlerim var. Oraya kadar işi indireceklerini zannetmiyorum. Eğer inerse açık konuşayım. Gerçekten çok iyi ve doğru sıkı bir hamle olur. Çünkü devlet bankalarından kredi alamayan arkadaşlar özel bankalarda da belki opsiyon sağlayacak olacaklardır. Ama şunu size açık ve net olarak söyleyeyim. Eğer konut almayı düşünüyorsanız mutlaka devlet bankalarıyla iletişime geçin. Bence ikinci, üçüncü bankalarla yani diğer yerli bankalarla, özel bankalarla çalışmanızın çok da bir esprisi yok. Ben o noktada devlet bankalarının her zaman tüketiciyi koruduğunu ve daha fazla destek çıktığını görüyorum. Bundan yanayım. Müşterilerimi de o bankalara götürüyorum açıkçası. Yarın bu kredilere başvuracak mıyız? Gezi her yer. Elbette her yere yani bu kredilere kesinlikle başvurabilirsiniz. Vurmalısınız da. 1 Haziran itibariyle Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerine gidebilirsiniz. Mevcut gelir kaynağınızı belgeleyebileceğiniz bir elinizde bir CV varsa, bir maaş belgesi varsa o maaş belgesini götürürsünüz. Son 1 yıl içinde sigortalı olmanız koşulu tabii ki aranıyor.
Dolayısıyla neye göre size kredi verecekler? Buna bakmaları lazım. Eğer evin içinde çalışan bir de iki kişiyseniz çok daha hızlı krediniz onaylanabilir, çok hızlı aksiyon olabilirsiniz. Ama ciddi bir yoğunluk ve yığılma olacak, bunu unutmayın. Bu yoğunluk ve yığılmaların devamında da her ne olursa olsun mutlaka size sıra gelir. Kaynak bitti, para bitti gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Devlet zaten sadece şu son bir ay içerisinde 80 milyon TL'ye kadar yanlış hatırlamıyorsam ciddi para basmış ve bu para piyasada dönüyor. Yani para hala basılacak anlamına geliyor. Merkez Bankası'nın hala para bastığı anlamına geliyor. Dolayısıyla bir şekilde buradan size destek sağlanacaktır. Özel bankaların buraya kadar ineceğini zannetmiyorum. Çünkü özel bankalar aldıkları mevduatları dağıtıyorlar ve dikkat ediyorsanız oradaki faiz oranları da düşmeye başladı. Evet arkadaşlar, çok fazla soru var ama bu videoya sığmayacak. Başka bir videoya da diğer kalan soruları, hatta belki bir video daha çekmem gerekebilir. Bunu da bir sonraki gün videosu olarak ekliyorum. Bu arada bir Facebook grubu kurduk. Az önce de söylediğim gibi Facebook grubu içerisinde burada yanıtlamadığım ve destek olacağım, özel insanlara destek olacağım bir grup kurdum. Orada da burada anlatmadıklarımı anlatıyorum. Aşağıya linki paylaşıyorum. Şayet ilgileniyorsanız, konu hakkında bilgilenmek istiyorsanız onu da aşağıda yorumlar kısmından bakabilirsiniz. Konut kredisi alırken nasıl hareket edeceğiz? Dolandırılacak mıyız? Müteahhit firmalar bizi mağdur edecek mi? Mağdur olmamak için nasıl bir hamle içine girmemiz lazım? Krediyi hangi şartlarda ve koşullarda almamız lazım? Aracılarla mal sahipleriyle nasıl çalışılır gibi sorularınız varsa onların da cevaplarını verdiğim bir kitap var. Aşağıda onu da yazdım. Onun da linki orada aşağıda. Ona da gidip oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu şuradan beğenin, şuradan paylaşın, şuradan da kanala abone olun. Bu videoları sizin için üretiyorum. Ve benim size sunduğum katkıyı lütfen siz de bana katkı olarak geri bildirin. Kanala abone olun ve videoları mutlaka beğenin. Çünkü soru soruyorsunuz, sizden mali anlamda bir beklentim yok. Ama en azından izlediğiniz videoya istinaden siz de kendiniz bireysel anlamda bir kalkınma hamlesi yapın ve videoyu beğenin. Bir sonraki soru cevap videosunda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Selamlar.